Issız adaymış. Oğlum bu adaya her gün ünlü geliyor lan. Ünlü akını var lan bu adaya. Ünlü akını mı var? Evet. Aa! Adriana Liman'ın ne işi var lan burada? Hani lan nerede? Ben de onu diyorum. Ne işi var burada mal? Hold up. Anons geçelim arkadaşlar lütfen. O mikrofon ne? İşin artistliği. Senin ayağın pedala yetişiyor mu? Uçakta pedal yok ki mal. Bu arada isminiz neydi? Kartal. Kartal. İlginç isim. Nesi ilginç senin? Hatırlaması zor, ayrıca unutması çok kolay. Gigante. Arabayı otoparkta hangi harfa koymuştuk? Ya ben ne bileyim, 2D miydi, Z miydi, neydi? Arada 24 harf var. Hangi... Nereye koydu? Bilmiyorum. Anahtar nerede? Cehennemin dibinde. O zaman sen de. Hold up. Anne, ha? Bana yemek koysana ya. Ne oldu senin ayağına? Ne oldu anne benim ayağıma? Ayağına ne oldu senin çocuğun? Şey yok anne benim ayağımda. Kalk kendin koy o zaman yemeğini. Bahçeli bir evimiz vardı, incir ağaçları falan var. Hatırladın mı? Hatırlamam mı? Böyle incirleri ha, olurdu onun. Güzeldi. Böyle. Ya incirleri hep toplayacağız, yok. Meyveler yok, babam da kıllandı. Ulan dedi, hayvan mı dadandı acaba bu bahçeye dedi. Bir tane kapağı kurdu. Sabah bir kalktık biz, kapağı sıkışmış. Hayır. Yok Safa. Yakışıklı olduğu kadar gıcık üstümde. Pardon da ben hiç gıcık değilimdir. Ben de yakışıklı olduğun kadar dedim zaten. Hayal bitse, dima yatar itse, sopul marivanna, minnazacıra. Peygamberin kabriyle hanım kızımızı... Hanım kızım, kızım ne diyor bu Allah aşkına ya? Ama kızım 50-60 neyse de 90 çok. Çok. Yükseliyorsun bu kadar. Yükseldim çok. Abla sen bu adamları nereden buluyorsun? Kefensepeti.com'dan mı buluyorsun? Safa Sarı'nın girdiği her skeç güzel oluyor. Keşke sana da Safa Sarı girse. Sabah tüm ev için Giresun'daki tüm fındık bahçelerimi satsam benimle evlenir mi demiş. Aa, kaç dönüm? Evet. Utanmıyorsun da. Senin veli toplantına bile ben geliyorum. Baba adı üstünde veli toplantısı ya. Ayrıca utanması gereken biz değil, sizsiniz. O ne demek lan? Koca koca adamlar burada oturuyor muyuz, arkamızdan atıp tutuyor muyuz? Utanmıyor muyuz? Sevdiğim kızın boy fobisi olduğu için benimle çıkmaması. Evet. Kalk bakayım. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Oğlum kalksana. Eminim aradığın mutluluğu bu okulda bulacaksın. Mutluluk arasaydım, okula gelmezdim. Giderken, giderken, giderken bir ayıya rastlarsınız. Ah, hocam film mi çekiyorsunuz? Bu kadar kısa. Sevgili Günlük. Abim Eren tam bir mal. İşten ayrılıp tazminat alacakmış. Çok parası olacağını sanıyor. Ona gerçeği söylemedim. Kendi yaşayıp öğrenmeli. Romantizm ver şiiri. İlk günden beri unutamadım senin adını. Zaten nasıl unutsun ki bir beyin böyle hayvan gibi kadını. Ya yeter bunu artık, bir bırakın, ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım baba? Ya senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Hah, doğru söyledin kız. Ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Bunun gölgesinden ne olacak ya? Canım, tanıştırayım annem. Aa! Kız bu senin annen mi? Vallahi anlamadım ha. Ablası mı zannettin? Yok kız, amcası sandım. Ah. Cem
Cem dedin aklıma geldi. Evde kullanmadığı espriler varmış. Ben size verseydim. Abi merak ettik, okusana ya. Bir gün programı alırsan kendisine yaparım. Buraya hiç gelmedin mi? Hadi hadi hadi. Hadi bir yürü git. Sen şimdi kesin yok mu diyorsun? La bir git. La ben zaten sana ne bakacağım la? Sokak lambası gibisin. Kime yandığın belli değil la. Bu hayatta iki şeye dikkat edeceksin. Bir asfaltta giderken kavşaklara. Bir de senin gibi ustalarına laf atan yav. Hadi git işine şimdi. Bana gel, kaçma güzel. Biri var.